İznik'ten benim gözümle gezelim Özlem Aşar Coşar olarak. Bursa takipçileri için bu videoyu çekmek istedim. İznik'in şu anda Lefke kapısındayız. Surların oradayız. Genelde İznik'te şöyle bir soru soruyorlar. İznik'teki bu surların tamam bitmeden hemen yanına nasıl ev yapılmış? Gerçekten bunu ben de bilmiyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Neredeyse surun üzerine yapılmış. Tabi ne zaman yapıldı, hangi tarihte buna izin verildi onu ben de bilmiyorum. Ama açıkçası bana da sorduklarında 11 yıldır buradayım. Ve gerçekten böyle bir şey bana da çok ilginç geliyor. Sonuçta bu önemli bir tarihi eser. Ve İznik'te bu kapılardan 4 tane var. Bunların şu anda en sağlamı Lefke kapı. Bunun etrafına, hatta yan tarafına ve hemen bitimine nasıl ev yapıldı onu ben de bilmiyorum açıkçası. Şöyle göstereyim sizlere de. Lefke kapı şu anda tadilattan sonra, bakımdan sonra İznik'teki en böyle düzgün duran, yani eski görünümüne kavuşan kapılardan biri. Yenişehir kapı var, Göl kapı var ki onun kalıntıları bile çok azı duruyor. İstanbul kapı, bir diğeri de zaten Yenişehir Lefke kapı diye geçiyor. Evet, Bursa takipçileri için İznik'ten benim gözümle gezelim olarak seslendik. Size şöyle kapılarımızı, surlarımızı da gezdirelim. Evet, Lefke kapının içine doğru gidiyorum sizler için. Şöyle. Bu Sakarya yolundan İznik'e gelirken olan kapımız. Kenarında antik su yolu da var Lefke kapının. Bayağı bir dönemde kullanılmış antik Roma su yolu. Şu anda tabii ki aktif değil. Hatta çeşmesinin direkt girişinde. Şöyle gösterelim sizlere. Evet. Kullanımı bayağı yıllarca kullanılıyor şu anda. Aktif değil ama bunun uzantısı da bayağı kilometrelerce gidiyor. Şöyle Lefke kapının içindeyim. Onu şöyle sizlere göstereyim. Biz benim gözümle gezelim olarak İznik'ten Bursa takipçilerine bu videoyu hazırlamak istedim. Tabii tarih eserleri korumada yetersiziz. Sizin de göreceğiniz gibi tarihi eserlere yazılar yazılıyor ya da yıkılmaya yüz tutuyor. Bu yüzden bunlar için acil önlemlerin alınması gerekiyor gerçekten. Çünkü kültürel mirası konumunda Türkiye gerçekten bayağı geriden geliyor. Hatta ben 3. üniversitemi kültürel mirası koruma olarak okuyorum. Avrupa'daki yasalar çok çok ağır bu konuda ama bizde herhangi bir yaptırım olmadığı için tarihi eserler ya böyle çöplerle ya da yazılarla harap oluyor. Ki Lefke kapıyı şu anda görüyorsunuz heybetini. Burada üçlü bir sistem var. Dışta kapanabilen ve burada da kapanabilen. Bir de en son uçta bir tane kapanabilen kapı var. Buralar savaş döneminde kapatılıp halk içeride korunuyor ya da düşman istilasında düşmanı buraya hapsedip şu görüyorsunuz şurada askerlerin beklediği bölümlerden kızgın yağlar dökülerek düşmanı uzaklaştırıyorlar. Şöyle gösterelim. Gönül ister ki hiçbir tarih eserimiz, hiçbir kültürel mirasımız ziyan olmasın, boynu bükük kalmasın. Bunun için çabalıyoruz. Çünkü bunlar bize miras. Bizden de yeni kuşaklara miras olacak. Ve değerlerimizi bu şekilde koruyacağız. O yüzden bunlara sahip çıkmamız önemli.